Sevgili Murat Güneş canım benim yani gerçekten kalbi çok iyi. Yani çok seviyorum çok başka benim için. Dedim ki Murat acil şarkı lazım artık. Yani pandemi de bitti. Yani bir atayım kendimi şöyle sokağa dedim. Ondan sonra tamam gel bakalım bir bakalım dedi. Neler var ne? Bir sürü şarkı dinledim. Dedim herhalde olmayacak yani. yani. çok güzel şarkılar ama hani işte bir frekans vardır yani tutmayınca olmuyor. Dur bir dakika dedi bir şarkı daha var dedi. Dinledim. Aa sanki okuyorum zaten direkt hani biliyormuşum gibi oldu. Ondan sonra duydu mu daha önce? Hayır duymadım dedim ama hani sevdiğim şarkılarda böyle melodisini hemen söyleyebiliyorum. Dedim ki ben bunu bir okuyayım. Ön kayıt yapalım demomuzu yapalım. Bir bakalım hani oturacak mı üstüme. Tamam dedi bu şarkıyı da ama kendime yapmıştım biliyor musun dedi. Gerçekten mi falan böyle konuştuk. Ya işte kısmet benimmiş demek ki uzun zamandır duruyormuş elinde. Sağ olsun iyi ki vermiş. Çok mutluyuz hep beraber. Ekipçe çok mutluyuz. Stüdyo da çok güzel geçti. Sevgili Serkan Balkan yaptı düzenlemesini. Zaten işinin ehli yani. Ben genellikle Serkan'la çalışıyorum. Şarkıyı zaten hani dinledikten sonra dedi ki şunu yaparız şunu yaparız ondan sonra son kayıtları dinledikten sonra dedim ki bir şey eksik hatta bir radyocu arkadaşımla da konuşmuştum. Keman koyun bence çok güzel olacak falan dedi Ajda Hanım'ın şarkısı gibi. Tamam abi denedik gerçekten iyi ki de yapmışız Murat da çok beğendi güzel bir iş çıktı yani Serkan'ın elinden. Sevgili Mustafa Özen hiperaktif bir yönetmenimiz. <laughs> Hiç yerinde durmuyor. Ama beni sağ olsun otutturdu. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> Ama güzel kareler çıktı, renkli kareler çıktı. Ee, doğal bir pınar göründü aslında. Öbür kliplerimde genellikle daha farklı oluyordum. Bunu da duru bir pınar gördük. Daha da güzel oldu diye düşünüyorum. Çünkü yorumlarda öyle. Ee, AVM'nin içinde bir oyun e, alanında çektik. Gece 11'de başladık kapanlıktan sonra sonra sabah 5.30 6 falan da herhalde 3 tane farklı kıyafet giydim güzel bir stylingimiz vardı. Evet. Sosyal medya zaten aldı başını gidiyor diyebilirim yani farklı farklı mecralardan güzel videolar geliyor enteresan komik videolar geliyor herkes kendinden bir parça bir, bir şey çıkartıyor illa içinden yani şarkı gerçekten de öyle bir de hani aşk yalnız çocukken güzelmiş deyince hani bir çocukluk yani bir dalıp bir biliyorsun şarkıda. Ben e, şöyle aslında her tarz okuyabiliyorum. Yani bu tarzı da çok seviyorum. E, mesela çocukken ben Türk sanat müziği falan okurdum yani o şekilde. Sonra işte pop yaptık. E, hani çünkü işte radyo olsun, televizyon olsun bunu istiyor. Ama sahnelerimizde her çeşit okuyoruz zaten. Yani bana yakışan şarkıları okumayı seviyorum ben. Yani her şarkı ya da işte. Hani işte bu sene bu çıkmış biz de böyle yapalım şarkımızı diye düşünmüyoruz yakışan şarkıları karakterli şarkıları seviyorum. İlk aile dinliyor ya da işte ekipten zaten hani birlikte karar veriyoruz. E, abime çok güvenirim mesela hani o da sağ olsun bana bu konuda çok yardımcı oluyor. E, böyle daha öncesi mesela şey yapardım takside taksicilere falan dinletirdim ben. Onlar çünkü çok gerçekten bütün hani radyoları dinlediği için şarkıları da hani daha Düşünebiliyorlar yani hani evet hani iyi ya da kötü diyebiliyorlar. Abi diyorum doğru söyle bak <laughs> öyle de yapmıştım var yani sevgili Yıldız Tilbe mesela yani benim için çok farklı. Bir arkadaşımla beraber gitmiştik biz şarkı bakmaya sonra dedi ki e, sen de baksana dedi. Ay olur mu dedim ya hani şimdi onun için geldik ayıp olmasın falan. Yok yok dedi sen de bak dedi. Sonra orada bana bir tane şarkı verdi. Hediye etti. Sonra bizim dostluğumuz başladı. Ondan sonra alışveriş arkadaşım diyebilirim ben onun için. <laughs> Çok farklı bir şeyimiz var. Frekansımız var Yıldız'la. Sonra işte bir gece yarısı baktım bir sözler. Dedim Allah Allah nedir falan hani sıfır bir cover hani cover'ı da geçtim sıfır bir şarkı hediye etti falan böyle. Çok yeri başkadır bende. Sonra sevgili Orhan Ölmez Dön Desem şarkısını birlikte söyledik. O benim için gerçekten çok değerlidir yani. Artık ailemizden biridir. Murat Güneş zaten yani. Aklıma gelmeyen var mı? Var. Bilmiyorum şu an. <laughs> tabii ki Serkan zaten. Toylan Kaya çalıştım. Serkan Balkan'la çalıştım. Ee, zaten e, okuma koçum ve şan dersi Fatih Ertür'den alıyorum. Çok başka. O da gerçekten işin ehli. O da bayağı iyi eğitiyor diyebilirim yani. Hani şarkı söylemek okey, tamam ama hani onu e, düzgün seslendirmek çok başka bir şey. Ben bu şekilde düşünüyorum. Bazı arkadaşlarım hani bunu kabul etmiyor. Sesim var benim, tamam diyor ama bence hani bak Ajda Hanım bile hala şan dersi aldığına göre hiçbir şey demememiz gerekiyor. Vallahi ben pop müziği de seviyorum. Eee arabesk de seviyorum. Fantazi de seviyorum. E, yani Türk Halk Müziğini de seviyorum. Kulağıma hoş gelen bütün müzikleri dinliyorum ya. Yani yabancı müzikler de dinliyorum ama çok değil tabii ki. Onların da çok de değişik aranjeleri oluyor. Bazen hani oralardan da esinlenebiliyoruz. Ya 90'larda zaten hani işte Nalan ben hani onu çok beğeniyordum. Mesela işte Emel Müftüoğlu falan mı. onların çok başkaydı bence zamanı. Ben 80'liyim ama e yani yetiştim onlara. O yüzden mutluyum. Bence ben güzel şeyler gördüm. <laughs> Şimdi çok çabuk tüketiliyor. Yani hangi şarkıyı dinleyeceğini şaşırıyorsun gerçekten. Yani sabah kalktığında o bir bakmışsın 10-20 tane şarkı çıkmış. Değişik tarzlarda. Şimdi trapler var falan. Çok zor yani o Z kuşağına ayak uydurmak gerçekten çok zor açıkçası. Şimdi evde yeğenim falan böyle aa bir bakıyorum. Senin teyzenin şarkısı varken diyor ben böyle sefo dinliyor falan. <laughs> tamam diyorum peki. <laughs> Daha çok keyif alabileceğim ve ee, hani beni böyle içeriğindeki şeyler rahatsız etmeyecek şeyleri seviyorum. İşte Yasak Elma'yı seviyorum mesela. Oradaki kıza çok gülüyorum ben. Hani baktığında evet çok böyle sürükleyici bir şey yok ama onun oradaki esprileri hatta ona hiç replik yazmıyorlarmış. O kendisi buluyormuş mesela. Ne kadar güzel. Evet doğaçlama yapıyormuş. Ondan sonra sadakatsizi Sizi çok seviyordum. O da güzel. Camdaki Kız yani e, yani e, yani şey böyle vurdulu kırdıları sevmiyorum. Çok agitasyonları sevmiyorum ama camdaki kız da gerçekten acayip öyle bir annem olsun istemezdim herhalde Allah korusun yani. Çok, <laughs> çok iyi, çok iyi. Yani orada mesela hani benim e, arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim diyorum. Hani fanlarım diye hiç adlandırmadım. Hepsiyle de hani 2011 yılından beri böyle abla kardeş gibiyiz. Çünkü benim mesleğim anaokul öğretmenliği. Ben 99 depreminden sonra bırakmak zorunda kaldım ve çok farklı bir serüvene geçtim yani. o yüzden orada mesela işte ilk benim poker maxi single'ım çıktığında çocukları çok sevmişti ve onları aldım ben. Onları büyüttüm <laughs> hala da şu an e, instagramımda varlar yani o kadar güzel bir şey ki bu benim için hala görüşüyoruz e, çok farklı bir şey ben sıcak temas seviyorum bir de yani tabii ki herkese cevap veriyorum değil e, hani kaliteli hani üslup çok önemli çünkü onlarla tabii ki cevabımı illaki veriyorum yani özelden de olsa ya da e, bir fotoğrafımın altına da yazdılarsa onlar saygı duyuyorsa ben de onlara saygı çok duyuyorum Koparmıyorum, koparmıyorum Ay, <laughs>